İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir açık görüş programında yine karşınızdayız. Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Bodrum Kent TV ekranlarının beğeniyle izlenen programı Açık Görüş'te bu hafta ülke gündeminde var olan tüm konular masaya yatırıldı. Gazeteci yazarlar Ahmet Karataş ve Fatih Bozoğlu'nun rahatsızlıkları nedeniyle katılamadıkları programa AK Parti'de yöneticilik de yapan emekli eğitimci Adil Ülgen konuk oldu. Son günlerin en çok tartışılan konularından olan Milli Eğitim Şurası ile ilgili olarak Adil Ülgen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülgen programda şu sözleri sarf etti: Milli Eğitim Şuraları Cumhuriyet döneminde sıkça yapılan bir tavsiye kurumudur. Geçmişte yapılan şuralarda alınan tavsiye kararlarının ancak %3'ü hayata geçirilebilmişken AK Parti iktidarları döneminde bu oran %15'lere çıkmıştır. Son şurada alınan en önemli tavsiye kararı Osmanlıcanın öğretilmesi yönündedir. Ancak adından da anlaşılacağı üzere bu bir tavsiyedir ve gerçekleşmiş bir durum yoktur. Üstelik de herkese mutlaka öğretilmesi amaçlanmamakta, öğrenmek isteyenlere gerekli ortam ve altyapının hazırlanması hedeflenmektedir. Ancak geçmiş kimi eleştirilerde olduğu gibi muhalefetin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Oysa pozitif bir muhalefet yapılıyor olsa tarihimizi doğru öğrenmek adına Osmanlıca bilen insanlara ihtiyacımız olduğu fikrinden hareketli Osmanlıca yetmez Arapça da Farsça da öğretilsin denmesi gerekirdi dedi. Çözüm süreci ve buna bağlı olarak iç güvenlik yasası ile ilgili olarak da Ülgen şunları söyledi. Ülkemizin en önemli sorunu barıştır. Barış olmadan demokrasi, özgürlük ve insan hakları da olamaz. Barışa giden yolda en önemli kilometre taşı da çözüm sürecidir. Geçmişte ne zaman bu konuda olumlu adımlar atılsa ve sonuca yaklaşılsa mutlaka birileri işe çomak sokar, provokatif eylemlerde süreci engellemeye çalışırlardı. Bugün de önemli mesafeler alınan süreci sabote etmek için kamu düzenini bozan eylem ve politikalara yönelenlere karşı devletin önlem almasından daha doğru bir şey olamaz. Burada amaçlanan insanların özgürlüğünü kısıtlamak değil, kamu düzenini sağlamaktır dedi. Yine son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili görüşleri sorulduğunda da Adil Ülgen farklı bir yorum getirerek şöyle konuştu. Aksaray olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı konutu bir ihtiyacın sonucudur ve devletin mülküdür. Bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıdır, yarın bir başkası olabilir. Bugün AK Parti iktidardadır, yarın bir başka iktidar olabilir. Devletin devamlılığı esas iken kendilerinin iktidar olması ihtimalini bile görmeyen muhalefet binalar, yatırımlar üzerinden hükümeti devirme operasyonları yapmak istiyor. Ancak bunları da öylesine acemice yapıyorlar ki gülünç duruma düşüyorlar. Cumhurbaşkanlığı konutu gibi yapılar bir ülkenin itibarıdır ve muhalefet her zaman olduğu gibi iktidar itibarsızlaştırmaya çalışarak ülkenin itibarına zarar vermektedir ifadelerini kullandı. Programın sonunda bir açıklama yapan Ayhan Ongun da şunları söyledi. 2015 yayın döneminde Kent TV izleyicilerini büyük sürprizler bekliyor. Açık Görüş programı dışında yeni yayın döneminde başlatacağımız Sivil Bakış programı da bu yeniliklerden bir tanesi olacak. Olaylara ve gelişmelere siyasi kaygılardan uzak, sivil bir bakış açısıyla yaklaşacağımız programı Kent TV'nin programcılarından Ahmet Karataş ve Fatih Bozoğlu ile birlikte sunacağız diyerek programı kapattı. Açık Görüş programı kaçıranlar için pazar, pazartesi ve çarşamba günleri saat 12.30'da yeniden Kent TV ekranlarında olacak.